Neredeyse 20 yıldır kayıp olan bu ünlü yüz şimdi nasıl görünüyor? Hala hayatta mı? National Geographic fotoğrafçısı Steve McCurry 17 yıl önce gördüğü güzel bir kızın peşinde. Ondan bu güzel resmi almasına rağmen ismini almamış. Afganistan'daki savaşta mülteci olan genç ve ürkek bir kız. Steve ona Afgan kızı adını vermiş. Gerçekten Afgan direnişinin sembolü haline geldi. Acınası hali ve durumu son 20 yıl boyunca olup bitenlerin simgesi oluverdi. 2001'de dünyanın dikkati Afganistan'daki savaştaydı. McCurry çok önceleri kaybettiği yüzü bulmaya kararlı olarak mülteci kamplarına döndü. Haftalarca sokakları, dükkanları, pazarları ve okulları arşınladı. Tek ipucu elindeki fotoğraftı. Bu benim karım. Öyle mi? Emin misin? Arayışı sandığından daha zor geçiyor. Bu tutucu Müslüman toplumunda yetişkin kadınlar burka giymek zorunda. Hala hayattaysa kız şimdi 30 yaşında ve etkileyici yüzü peçe ardında olmalı. Onun hakkında bir kayıt veya yer bulup bulamayacağımıza bakacağız. Bu kızın peşinde yola düşeceğiz. Haftalarca aramanın ardından McCurry'nin umudu ve zamanı tükeniyor. Hala birçok ipucu geliyor ama ayrılmak zorundayım. Bugün. Bitkin halde kampı dolaşıp olabildiğince çok insanla konuştum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ancak McCurry'nin ayrılmasının hemen ardından Afgan bir mülteci televizyon ekibine yaklaşıyor ve resimdeki kızı tanıdığını söylüyor. Ama kadın artık saatlerce uzakta, canlar alan sınırın karşısındaki Tora Bora'da yaşamaktadır. Adam onu yakınlardaki bir eve getirmeyi kabul ediyor. 3 gün sonra kadın geliyor. Ama bir engel var. Yerel geleneğe göre içeri yalnızca bir kadın girebilir. İçeri senin girmenden başka yol yok. Yapımcı Kerry Regan içeri giriyor. Tek başına. Hatırlıyorum da arka odaya girdiğimde yerde oturan kadınlar vardı. Arka köşedeki o figürü işaret ettiler. Başını kaldırınca o ışıltılı parlak gözleri gördüm. O zaman ilk kez şöyle düşündüm. Burada bir şey yakaladık galiba. Galiba Afgan kızı bulduk. Kesin olarak bilmenin tek yolu vardır. Iris haritası adında yeni bir teknoloji. Kerry kadının bir fotoğrafını çeker ve fotoğraf Amerika'daki bir laboratuvara gönderilir. Burada uzmanlar kadının gözlerini kızınkilerle karşılaştırır. Gözün renkli kısmına iris denir. Bilgisayar irisin bir kalıbını çıkarır. Bu parmak izi kadar ayırt edicidir. Ve bu iki kalıp birbirinin aynı. Afgan kızın artık bir ismi vardır. Şerbet Güle. Yıllardır dünyadaki ününden habersiz Afgan kırsalında yoksulluk içinde yaşıyordu. McCurry Şerbet'i bir kez daha fotoğraflayabilme umuduyla hemen geri dönüyor. Ama hala bir engel var. Şerbet tutucu bir Müslüman. Artık evli ve 3 çocuğu var. Peçesini indirmeye yanaşacak mı? Dış dünyada bir ikon olduğunu anlamak Şerbet için çok zor. McCurry onunla ve kocasıyla konuşarak bunun Afganların durumuna dikkat çekeceğini açıklıyor. Şerbet isteksizce öneriyi kabul ediyor. Steve makinesini hazırlarken Şerbet peçesini indiriyor. Ünlü gözler cüretle parlıyor ve bir kez daha bütün dünyanın dikkatini zapt ediyor. Şerbet'in yüzü savaşın acısını yansıtıyor ama McCurry'e göre cesaret ve umut mesajları gönderiyor. Burkasını kaldırıp yüzünü dünyaya göstermesi aslında bir tür modern zaman mucizesi. Bu maceracılar dünyayı anlama biçiminizi genişletecek keşifler yapmak için zaman ve sınırların ötesine seyahat ettiler.